Şaib Yatırım'dan herkese merhaba. Bugün sizlerden yoğun ilgi gören gelişmiş emir tiplerini anlatmaya devam ediyoruz. Bugün sizlerle süreli emir nasıl girilir ve ne işe yarar bu konuyu işlemeye çalışacağız. İsterseniz online şubede ekran üzerinde sizlerle birlikte ilerleyelim. Sizlerin de ekranda görebildiği gibi online şubeye girdikten sonra sol taraftaki sekmelerden al sat işlemlerini tıklıyorum. Altta gelen emir tipleri arasında gelişmiş emirleri tıklıyorum. Ve karşıma açılan pencerede süreli emir bugün sizlerle konuşacağımız konuya başlığını tıklıyorum. Şimdi süreli emir bana nerede nasıl bir kolaylık sağlayabilir? Şimdi her şeyden önce herkes tüm gününü ekran başında geçirmek zorunda değil. Ee, belki birkaç gün şehirden uzaklaşıyorsunuz, tatile çıkıyorsunuz, bir yere ziyarete gittiniz ama borsayla da ilgileniyorsanız ve kafanızda bazı hisseler için bazı seviyeler var. Yani işte BIST 30 içerisinde bazı kağıtlar şuraya gelirse alınır ya da portföyümü taşıdığım bazı kağıtlar şuraya gelirse satılır gibi bu hani gün içi de olabilir. Hani gün içi işiniz çıkar, toplantınız olur vesaire bakamazsınız. Bu daha uzun zaman diliminde de olabilir. Yani birkaç hafta da söz konusu olabilir. Dolayısıyla burada size bir kolaylık tanıyor. Şöyle ki mesela şimdi gene ekran üzerinden gidiyorum. Bist üzerinden bir menkul kıymet seçeyim. İş Bankası C'yi seçtim mesela. Bana aktif olarak getirdi ekranı. 10.56'dan aktiften alabilirim ya da 10.55'e satabilirim. Şimdi ben bir emir girmek istiyorum ama şu anki piyasa koşullarında değil. Mesela 9.80 şu an taban ve 11.96 tamam Ha bunlardan da bir sayı girebilirim. Yani 9.85'ten gelirse almak istiyorum ya da 11.90'dan gelirse satmak istiyorum gibi. Ama ben biraz daha komplike bir şeyden burada bahsediyorum. Şöyle ki Mesela bir hisse için diyeyim bunu ve fiyat 9 olsun mesela. Yani tabanın altındaki bir fiyatı burada tercih ettim girmek için. Geçerlik süresi diye altta gördüğünüz gibi bir pencere var. Burayı tıkladığım zaman bana takvimi getirdi ve ben bunu 2 hafta boyunca geçerli olmasını istiyorum. 15 Şubat'ı tıkladım. Bugün 1 Şubat bu videoyu çektiğimiz tarih. Şimdi onayla dediğim zaman 9'dan bir lot almak istiyorum. İş Bankası C hissesinden ve 15 Şubat kadar 2 hafta geçerli olacak. Şimdi buna onaylaya tıkladığım zaman talebiniz iletilmiştir uyarısı geldi. Şimdi aşağıda ne yaptı? Yeni emir, emir numaram İstersen iptal edebilirim tabii. İşçe alış bir lot. Fiyat 9. Geçerlik süresi 15 Şubat. Durum tetiklendi iletilecek. Şimdi bu ne demek? Bu hani normal siz emir girerken yapamayacağınız bir şey. Yani hem taban ve tavanın dışında bir emir iletiyorsunuz. Hem de bu sadece o gün değil, iki hafta boyunca geçerli olacak. Şimdi sistem her sabah sizin adınıza şunu yapacak. Tabi bu emri bugün iletmesi mümkün değil takdir edersiniz. Tabanın altında bir yerde olduğu için. Yarın açılıştan önce bakacak. Bugün İş Bankası için taban tavan nerelerde? Eğer 9 seviyesi bu marjın içine girerse o zaman sizin adınıza bu emri iletecek. Girmedi diyelim yani endeks işte 5000'lerden bir tepki hareketiyle karşılaştı. Yukarılara gitti yeniden. E, hisse fiyatları toparlandı. 15 Şubat tarihine kadar yani önümüzdeki iki hafta boyunca her gün açılışta sizin yerinize bu marj dahilinde mi değil mi ve marj dahilinde ise ben bu emri sizin adınıza yolluyorum girişiminde bulunacak. Yani siz iki hafta boyunca hiç ekrana bakmasanız da Tabii ekrana bakmamanız hani önerdiğimiz bir şey değil ama bakmasanız da sizin adınıza bu alım sizin ilginizi ve seviyenizi kaydedip sizin adınıza bunu takip eden ve marjin içine girdiğinde de borsaya tereddütsüz şekilde ileten bir sistem. Bunun önemli ölçüde dediğim gibi ekrana aralıklarla bakan ama kafasında belirli hisseler için belirli seviyeler olan bu almak için de olabilir diğer taraftan bakacak olsa elinizdeki kağıtların belli bir ederinin olduğunu, şuraya gelirse de satarsam fena olmaz diye düşünüyorsunuz. Bunlar adına önemli sizlere bir seçenek sunuyor. Umarım sizler için bu video faydalı olmuştur. Tribe yatırımda yeni yayınlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.